Bu bütçenin sorumlusu kim? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tek başına hükümet olan Sayın Cumhurbaşkanı. Peki nerede Sayın Cumhurbaşkanı? Maalesef bugün bu mecliste bu bütçe Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sunulmuyor. Sorumlusunun olmadığı yerde bir bütçe teklifinden ziyade bu bir bütçe dayatması olmuyor mu? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız adına burada Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey bulunuyor. Elbette kendisinin de şahsına bir saygımız var ve bizim için de saygın bir kişiliktir. Ama maalesef siyasi ömrü atamayla gelen bir kişidir ve her an bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınabilecek bir kişinin bütçeyi savunmasını elbette doğru bulmadığımızı da ifade ederim. Bütçenin başarısı hükümetin verdiği güven ile doğru orantılıdır. Birbirine zıt politikaları çok kısa aralıklarla uygulamayı koymuş, milletin huzurunda bu can bu tende olduğu müddetçe diye başlayan yemin ve sözlerle söz vermiş bir kişinin sözünden caymasından sonra getirmiş olduğu bu bütçeye kim, hangi sektör, hangi kesimler güvenecektir? Aynı sayın bakanlar bir gece yarısı kararnamesiyle aflarını diledikleri için Sayın Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmışlardı. Yerlerine bambaşka politika izleyen, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı artık eski politikalarından çark ettiği için Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni politikalarını uygulayan bir ekonomi yönetimi iş başına geldi. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı bir seçim beyannamesi sözü olarak Nisan 2023'te milletin huzurunda bir söz verdi. Asla faizleri artırmayacağım, hatta faizleri daha da düşüreceğim. Faizler düştükçe göreceksiniz ki enflasyon da düşecek. Peki siz seçimlere giderken ve seçimlere sadece bir ay kalmışken faizleri düşüreceğinize dair bir iddia ortaya atıyorsunuz ve bunu da hani derler ya ölümü gör der tarzında bu can bu tende oldu müddetçe diye kuvvetlendireceksiniz ve sizin bu sözünüze ve vaatlerinize güvenerek planlarını yapan iş adamları Haziran ayından itibaren faizlerin kademeli olarak yükseltildiği ve sadece 5 ayda %8,5'tan %40'a çıkan faizleri gördüğü zaman sizin hangi sözünüze, hangi politikanıza, hangi bütçenize güvensinler? Gerçek dost ve memleket sevdalıları iktidara karşı ve iktidarın yüzüne bakarak yanlışlarını söyleyebilendir. Yalakalık eden, her politikasını alkışlayan kişiler iktidarın dostları değil, ancak düşmanları ve ancak başarısız olmasını isteyenlerdir. Ve minberdeki Hazreti Ömer'e eğer yanlış yaparsan seni kılıçlarımızla düzeltiriz diyen sahabilerin ahlakıyla ahlaklanmadan Sayın Cumhurbaşkanı her ne yaparsa yapsın bir bildiği vardır anlayışıyla hareket ediyorsunuz. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir haksızlıktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu yanlış politikalarını devam ettirmesine sebep olmaktadır. Çünkü ben faizi yükseltelim diyenlerle yol yürümem diyen bir cumhurbaşkanı faiz yükselmelidir diyenlerle yol yürüyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız hayırdır? Bu politikanın sebebi nedir diye sorgulamanız lazım. Nas'ın olduğu yerde, Allah'ın hükmünün olduğu yerde sana bana söz söylemek düşer mi diyen bir cumhurbaşkanı Nas olduğu yerde durdukça kendisi bu politikasını değiştiriyorsa Sayın Cumhurbaşkanım siz ekonomi politikalarınızı Nas'a dayandırdınız. O zaman bu yeni ekonomik politikalarınız Nas'a aykırı mıdır diye hesap sormazsanız Sayın Cumhurbaşkanı her gün bu milletin gazını alma adı altında zikzak çizecek, politikalarını değiştirecek ama maalesef maliyetini 85 milyon ülke olarak bizler ödemek zorunda kalacağız.